İyi akşamlar. 13 Nisan Perşembe Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Ülke olarak, millet olarak siyaseti seviyoruz. Mutlaka günlük konuşmalarımız içerisinde siyaset büyük yer kaplıyor. Ama hiç bu kadar siyasetle iç içe olduğumuz bir dönem hatırlamıyorum bir gazeteci olarak. Normal artık son bir aya giriyoruz. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlerde. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bakalım bugün neler oldu siyaset dünyasında? Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili soruyu yanıtladı Erdoğan. Milletimiz işi ilk turda bitirecek dedi. Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinde yer almasıyla başlayan tartışmalardan ev hanımlarına emeklilik desteğine kadar pek çok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. Siz kazanacağınızdan emin misiniz? Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini herhalde mevcutların içerisinde en iyi bu fakir anlar. Siz ilk turda bu iş biter mi diyorsunuz? Yani ben milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Altılı masaya işte bu sözlerle tepki gösterdi. Milletimiz işi ilk turda bitirecek dedi. Ana muhalefet partisi. Ya ana muhalefet partisi yavrucuklarla bir araya geliyor. Ve bu yavrucuklarla oturup pazarlık yapıyor. Sen ne kadar istersin? 5 tane. Sen 10. Sen daha fazla. Şimdi bakıyorsun hepsine bir de bunları yer bulacaksın. Kolay değil. Şimdi bütün bu çalışmalarla birlikte seçime gidiliyor. 14 Mayıs'ta bütün bu tabloyu göreceğiz. Bu nedir biliyor musunuz? Siyasi ahlakın iflasıdır. Benim milletim bu oyunu bozacaktır. 14 Mayıs'ta bozacaktır. Çünkü 14 Mayıs adeta bir kırılma noktası olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak yayında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Her seçim bölgesine, her adaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerimiz oldu. Bütün bunlara rağmen tabii çok da az olsa bazı hatalarımız, bazı illerimizde olmadı değil. Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinde yer almasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Bırak bakan olmayı, milletvekili dahi olamaz dedikleri kişiyi şimdi ne yaptılar? Listelerinde en uygun yerlere koydular. Bunlar diyelim ki bize ihanet ettiyse şimdi demek ki ihanet sırası onlarda. Onlara da gereken ihaneti yapacaklardır. Yani onlardan farklı bir şey bekleyemezsiniz. Genel af tartışmaları üzerinden Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Ben şu anda Cumhurbaşkanı adaylığımı bu genel af üzerine bina etmedim ki. Ama bay bay Kemal buralardan ne elde ederim? Bunun gayreti içerisinde. Ülkeyi terör örgütlerine teslim etmeye gayret ediyorlar. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan sel o değil mi? İmar affı ile ilgili kritik bir düzenlemenin sinyalini de verdi. Anayasanın aklında kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek. Orada böyle bir affedilemeyecek suç var. Evet. Evet. Yani bunların içerisinde katalog suçlar denilen onların içerisinde o da yerini alacak ama biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı olmasın. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan aile koruma kalkanı programının detaylarını da anlattı. Ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağının müjdesini verdi. Programın yeniliklerinden biri ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda da atacağımız adımlar olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ve Türkiye'nin gururu TCG Anadolu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok diyen emekli amiral Türker Ertürk'e zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Bir tane terbiyesiz çıkmış. Güya o da askeriyenin içinden çıkmış birisi. Kalkıyor TCG Anadolu'yla ilgili en ağır hakaretleri yapıyor. Bu adam aynı zamanda teröristlerle iç içe olan bir adam. Ve tek yıldız da takmış. Böyle ahlaksız birisi. Şimdi tabii hangi yapının içinde? Nerede olacak? CHP yapısının içerisinde. Çok çıkmış büyük bir tane ukala şeyler söylüyor. Şu eseri görüp de buna eleştiri getirmek, kınama getirmek yenilir yutulur bir şey değil.